Serkan abi, Serkan abi! Gençler, herkese merhabalar! Serkan abiyle buluştuk, yine bir gaz. Gazlıyoruz. Gidiyoruz şimdi İstanbul'a. Gezme! Gezmelere! Serkan abi, yürü! Elektriğimi atıyorum resmen, yemin ediyorum var ya. Ben mikrofonu kablosuz takmışım. Bu yolda harbiden elektriğimi atıyorum ya. Serkan abi gaza gelmiyor abi. Abi adam relax. 6. vitese atıyor. 120-130. 120-130. Ha geldi mi de sağlam geliyor yani. Gidiyor yani, uzuyor. Makine dolduruyor, yürütüyor yani. Geliyor bakayım yavaş yavaş. Daha bir de bayağıdır ki Phaser'a binmiyor ya, herhalde o yüzden pek zorlamıyor. Rüzgar yapıyor mu? Rüzgar yapıyor. Pırr pırr ediyor, duyuyorum. Pırr 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 ediyor bir şey. Özlemişim lan büyük makineyi binmeyi. Şurada bir yerde bir şey bir pırr ediyor ya. Neyse inşallah sese girmiyordu. Rahatladım aga, tamam bundan sonra sakinim. Ulan sen düşeceğimişsin ya lan. Sen düşüyormuşsun ya lan. İyi. Sıkalım da düşmesin. Serkan abi gaza getirmeyi başardım sonunda, evet. Sakin gideriz. Aksiyona gerek yok. Hava güzel. Ya var ya, Serkan abi beklerken
montun kışlık şey içindeydi. Kışlık doları içinde takılıydı. Dökmemiştim daha. Arkadaş hava bir sıcak bir sıcak. Dedim yok bu böyle olmaz. Hemen çıkarttım attım montun şey. Çantanın cebinin içine. Yaz gelmiş yani şaka bir yana da. Harbi yaz gelmiş yani. Bu arada benim egzoza bir şey olmuş herhalde. Şu an kendi konuştuğum sesimi duyamıyorum. Sesi daha çok çıkıyor mesela. Bilmiyorum niye böyle oldu. Havada da iyi rüzgar var. Harbi sağlam rüzgar var. Yola çıkacağın adamı bileceksin. Yola çıkacağın adamı tanıyacaksın. Şimdi mesela ben basar giderim. Serkan abiye bilirim ki ya gaza gelecek, ben de peşimden gelecek. Peşimden gelse bile benim geçtiğim yerden geçebileceğini bilirim. Gaza gelmese bile derim ki Serkan abi ileride beklerim derim. Veya şu an Serkan abi bassa dese ki Emirhan zaten bilinçli. Benim geçtiğim yerden o her türlü geçecekler. Bu böyledir yani birbirimizi tanıdığımız için. Yola çıkacağını bileceksin. Atlar mı önüne, atlamaz mı, ne yapar, ne gider, nasıl gazlar, nerede fren atar, nasıl fren kullanır. Serkan abacı fren çok yapmaz, mesafesini bırakır. Bak önündeki arabanın mesafesine bak, arada fren mesafesi var ya. Benim konumlanmama bak, onun konumlanmasına bak. Aga sen niye şimdi bize makas atıyorsun ki bak, rüzgâza götürüyorsun bak. Trafik durdu. Geç Serkan abi, sağa geç. Tam konumlanmayı anlatıyordum. Bak önümde hep çapraz diyorum. O da neden? Kendime fren mesafesi bırakıyorum ben. Allah göstermesin. Fren yapar, acı fren yapar, bir şey olur. Kendime yanından akıp gideyim ben yani. Anladın mı? Yanından akıp gideyim ki ona çarpmayayım. Bu böyledir. Bunları bilin aga. Yola çıkacağınız adamı tanıyın. Gazlamaya iki günlük adamla çıkılmaz. Çünkü o adam eden canını emanet edersin. Nasıl mı? O adam önünde bir fren atar, pat diye gider çarparsın ona. Hiç de anlamazsın ne olduğunu yani. Örneklerini görüyoruz. Şu emniyet şeridini kullananlar ayrıca hastayım zaten yani. Hayır, nereye gideceksin yani? Gideceğin yer belli. Nereye gideceksin? Anasını satayım. Çek o. İstanbul'da cumartesi günü bu saatte trafik şaşırtıcı yani, değişik. Değişik bir vlog olsun bu da böyle ya, muhabbet sohbetli. Yanında değil mi lan? Yanında. Heh, bak şimdi polis amca, önünde polis var. Onun arkasında araba var. O arabayı büyük ihtimal çekecek. Ki bence çekmeli yani. Emniyet şeridini kullanmayın aga. Hani gerekiyorsa ben de kullanmam yani emniyet şeridini. Kullanmayın abi. Emniyet şeridi emniyet için. Öyle bir yani yasa var ama polisler ses etmiyor motorcuya. Neden? Çünkü arkamdan bir araba geldi ama acilen hemen ben çıkabiliyorum. Ama bir araba arkası ambulans olduğu zaman bekteki şu araya girmeye çalıştı. Ben şimdi buraya motoru kafadan sokabiliyorum. Ama araba sokamıyor abi işte. Orada uğraşıyor, cebelleşiyor. Tepiniyor orada. Biz o yüzden kızıyoruz arabacılara. Acil bir an olduğu zaman çıkamıyorlar emniyet şeridinden. Lastiği katlatırsan lastiğin patlar tabi. Katlama lastiğe de karşıyız. Kamyoncular size sesleniyorum. Lastiğinizi katlatmayın, sonra patlıyorlar. Sonra korkuyoruz biz yakında patlarken. Neyse gençler, trafik var işte. Öyle böyle. Kapatayım yani ufak. Kısa bir video olsun bu da. Çok şey yapmaya, çok uzatmaya da gerek yok öyle.
şuradan geçeyim kapatacağım. Sanki orayı kapatıyor. O orayı kapatınca 100 kilometre yol mesafe yol kat ediyormuş gibi hissediyor kendimi. Sığır. Hadi gençler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.